Bu tartışılan isimler var mıydı? Evet çok fazlasıyla vardı. Yani özellikle biraz önce Kemal Hoca'nın söylediği gibi Alanya Spor'un e, nasıl bir oyun tarzıyla oynadığını az çok e, Ersun Yanal geldikten sonra herkes biliyor bunu. Bunu çözmek de bana göre Jesus'un işiydi. Yani özellikle Sevilla maçından sonraki bası toplantısında tekrar liderliği ele alabiliriz. Demeci e, biraz ilgimi çekti herhalde bazı şeyler düzeltmiştir diye düşündüm ama maalesef ki düzeltmemiş özellikle 45 dakika içerisinde sizin ikinci yarıda oyuna soktuğunuz oyuncuların aslında oyununa başlayıp en azından çok daha çabuk bir şekilde Alanya'nın fişini çekebilirdiniz çok daha hareketli bir futbol ortaya koyabilirdiniz açıkçası ama Beklenen neydi? Yani çok daha farklı bir Fenerbahçe bekliyordum. Ben açıkçası evet Sevilla maçında bazı oyuncuların performansı çok üst düzeydi. Çok yoruldular ama ne olursa olsun bu maçta da var olma maçıydı. Yani ya şampiyonluğa yürüyeceksiniz ya da artık havluyu atacaksınız. Biraz önce söylediğim gibi. Fakat Fenerbahçe'nin oyununda bir değişiklik var. Yani ilk 45 dakika içerisinde oynanan futbola baktığında Fenerbahçe'nin özellikle tamamıyla kendi alanına çekilmiş bir e, Alanyaspor'u açabilmek için herhangi bir hareketlilik göremedik. Hareketlilik yoktu sahanın içerisinde. Çift santoforla oynuyorsunuz ama çift santoforunu oynatmak için de sizin kenarlarınızın bir kere çok daha hızlı oyuncularla kurulması gerekiyor. Yani siz orada İrfan sadece top geldiği zaman ya da bir tane orta atacak diye İrfan'dan bir performans bekliyorsanız ya o zaman çok daha fazlasını beklemeniz gerekiyor. Yani bu daha farklı bir şey çünkü. Yani sahan içerisinde olduğunuz zaman İrfan evet hep diyoruz iyi topçu ama performansı düşük mü çok düşük. E diğer taraftan bakıyorsunuz Rusya aynı şekilde performans. Ya oyuncu seçimlerinde çok büyük hata yapıyor bana göre Cezus. İkinci yarı belki kendi kafasına şöyle düşünmüş olabilir ne olursa olsun e, ilk yarı hani bu oyunu biraz tutarım ikinci yarı bu oyuncu hamlelerini yaparım ve bir tempo artışına gidelim Hayır sen ilk yarı bunu bitireceksin. Çünkü Alanya Spor'un sizin üzerinize gelme şansı yoktu. O performansa da sahip değiller açıkçası. Onun için bence ilk yerde evet çok eleştirilecek bir Jesus var. Çok fazlasıyla eleştirilecek bir Jesus var. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bence ikinci yarıda oyuna giren oyuncularla birlikte ritmin yükselmesiyle birlikte Fenerbahçeli oyuncular karakter ortaya koyup hakemi de yendiler. Hakemi de yendiler. Yani gerçek anlamda Jesus'un belki oyuna e, dokunuşları ya da oyuncu değişikliklerini evet diyebiliyoruz ama bence çıldırması biraz gecikti. Daha önce mi Daha önce, mi? önce yani ben, atılmalıydı mı diyorsun? Bence ya atılmadı derken ya atılmalıydı şu an bence soruldu. o reaksiyonları çok evet, daha önce vermesi lazım. Bazen... Yani sahan içerisindeki futbolcular da aynı şekilde bana göre soyma odasına yapılan konuşmayı büyük bir ihtimalle şöyle demişlerdir. Biz artık bir karakter ortaya koymak zorundayız ve hakemi de yenmek zorundayız. Yani bu hakem biz orta sahaya geçtiğimiz zaman dahi belli ki bize çalmayacak. O zaman biz hakemi de yeneceğiz. Ve bunu da yaptılar. İkinci yerdeki oyunla beraber, ikinci yerdeki tempo, yükselen tempoyla, bu hareketlilikle beraber bunu yaptılar.